Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonda etkisizleştirilen teröristlerin hadisesi aslında bu fotoğraf bize genel olarak terörle mücadelenin geldiği noktayı da gösteriyor Fuat Kozluklu. Bahsettiğiniz terör örgütünün dış ilişkilerden sorumlu bir aranan renkli tablodaki bir terörist de etkisiz hale getirildi. Bu kişi kimdi? Bu kişi daha düne kadar Türkiye'de TAK adı altında terör sivilleri hedef alan terör saldırısı gerçekleştiren bir örgüt militanıydı. Türkiye'de cirit atıyorlardı. Ne oldu bugün, nerede etkisiz hale getirildi? Bugün ta Kuzey Irak'ta, Gara'da, Kandil'de bunlar etkisiz hale getiriliyor. Yani terör örgütü son 2016'dan itibaren aslında hız kazanan Türkiye'nin daha aktif mücadelesi sonucu minimize edildi. Bakın, Türkiye'nin içinde terör örgütünün 40 yıldır estirdiği terör eylemleri ve hareketliliği sıfıra indirildi. Terör örgütünün varlığı ise yurt dışında bile minimize edildi. Yani kuş uçuşu 30-40 kilometre Türkiye sınırına uzaklıkta, yerden uzaklığı ise 100-150 kilometre uzaklıktaki terör örgütü mensupları saklandıkları inlerde, bakın böyle açık bir coğrafya alanında da değil, saklandıkları inlerde etkisiz hale getiriliyor. Ya Türkiye için bir başarı hikayesinden bahsedilecekse, bu proje terör örgütünün 40 yıl sonra varlığının minimize edilmiş olması, yurt içindeki varlığının ise hareketliliğinin sıfıra indirilmesi, varlığının ise böyle tek tük elle sayılabilecek kadar azaltılması Türkiye'nin terörle mücadelesindeki büyük başarıyı gösteriyor. Kuşkusuz bunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında operasyon inisiyatifi, daha doğrusu yetkisi almasının da önemli payı var. Evet. Ama genel olarak tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelede konsept değişikliği bunda belirleyici rol oynamıştır. Yani biz terörle, terörün inine girerek mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun kaynağında, neresi bunun kaynağı? Sınırlarımızın ötesi. Bugün sınırlarımızın içinde gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bakın, yani elle sayılabilecek kadar terörist kaldı. Zaten bunların hareketliliği sıfıra indirilmiş durumda. 180 yani dolayında sayıları bir elle sayılıyor. Sayıları Fuat Kozluklu elle sayılıyor. Hareketliliği ise yok zaten. Yani sığındıkları bir takım mağaralarda, çukurlarda, inlerde tespit edilip imha ediliyorlar. Zaten bunların bir hareketliliği söz konusu değil. Yani hayal edebilir miydik 40 yıl sonra terörle mücadelede ya sıfıra indirildi hareketliliği yurt içinde. Yurt dışında ise varlıkları minimize edildi. Bunda bu nokta operasyonlarının tabii payı çok büyük. Nokta operasyonları nasıl bir işlev görüyor? Adım adım terör örgütünün kendisini böyle başını ininden dışarı çıkardığı anda imha edildiğini ve o coğrafyada bile, yani Türkiye sınırına 150 kilometre uzaklıktaki devasa büyüklükteki dağlarda bile barınamadıkları anlamına geliyor. Şimdi nerede bu terörle mücadeledeki başarı hikayesi Türkiye'nin? Türkiye terörle mücadelede başarı gösterdiği andan itibaren bir anda bunu karartmaya çalıştılar. Anlık istihbarat sanki kabiliyeti, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları bu konsept değişimiyle beraber operasyonların başarı yüzdesini %100'e yaklaştırdı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz daha düne kadar bu terör eylemleriyle yatıp terör eylemleriyle kalkıyorduk. Hatırlarsınız, tabii, bundan önce terör eylem, yani bugün işte dolarla yatıp kalkıyoruz ama daha dün terör eylemleriyle yatıp kalkıyorduk. Sabah terör örgütü şuraya saldırdı, şu sınır karakoluna saldırdı, şu kadar askerimizi şehit etti. Akşam böyle, yani Türkiye'nin 4 ayrı noktasından, 6 ayrı noktasından terör haberleri biz ekranlara taşıdık. Evet, evet, yani bu bitti. Şimdi ne oluyor? Türkiye'de terörle ilgili haberler şöyle.
yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, silahlı kuvvetlerin, içeride jandarmanın, polisin ortak gerçekleştirdiği operasyonlar şu kadar terörist etkisiz hale getirildi. Yani bir terör eylemliliği, yani hareketliliği sıfıra indirilmiş ve durumda. Ve teslim olanların sayısı da artmaya büyük, başladı. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye'nin proje, terör örgütü, aparat olarak kullanılan bu terör örgütünü sildiğini gösteriyor, etkisiz kıldığını gösteriyor. Ama dediğim gibi ya, bu büyük başarı hikayesidir ama kimse bundan da çok fazla bahsetmiyor. Yani Türkiye'de alışmışlar Türkiye'nin zayıf yanlarını ön plana çıkarma, güçlü yanlarını karartma, göstermeme. Oysa Türkiye'nin daha düne kadar bütün anketlerde en önemli sorun nedir denildiğinde terör çıkardı. Bugün var mı, kimsenin aklına geliyor mu? Hangi ankette yani birinin aklına geliyor, evet ya bu terör sorunu başımıza bela, ülkemizin gündemini şuyunu buyunu alıyor. Böyle bir şey kalmadı. Yani dediğim gibi yurt içinde terör hareketliği sıfıra indirildi. Varlıkları elle sayılır, evet, derecede. Yurt dışında ise terör örgütü varlığı minimize edildi ama hareketliliği de sıfıra indirildi. Bakın, hiçbir hareketliliğin sahibi değiller yurt dışında bile. Ya bu bizim hem konsept değişikliğimiz genel olarak ama terörle mücadelede de kazandığımız büyük bir deneyim. Evet. Hem milli savunmamızda arttırdığımız, kaydettiğimiz gelişme. Yani milli savunma belirleyicidir. Bütün 2004 yılından sonraki süreci çok iyi biliyoruz. İstihbarat sağlayıcı imkanlarımız azdı. Ne İsrail ne Amerika, şunlar bunlar hiç kimse vermiyordu. Terör örgütünü dolaylı olarak destekliyorlardı. Ama milli savunmadaki bu gelişmeler bir anda Türkiye'yi büyük bir inisiyatif, evet, Türkiye büyük bir inisiyatif kazandırdı. Bugünkü başarı hikayesinin arkasında bu unsurlar var Fuat Kozluklu. Kurtuluş Tayiz, gazeteci yazar. Çok çok teşekkürler değerlendirmeniz ve gece bakışına katkınız için. İyi geceler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Saatlerimiz 23.35'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Umuda yolculuk bu kez Manş Denizi'nde faciayla son buldu. Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne battı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından İngiltere ve Fransa göç kriziyle mücadelede işbirliği mesajı verdi. Londra, Paris yönetimine ortak devriye teklifinde bulundu. Fransa'nın Calais kentinden yola çıktılar. Hedefleri İngiltere'ye geçmekti. Onları taşıyan tekne battı. Onlarca göçmen can verdi. Göçmen faciasının adresi bu kez Manş Denizi oldu. Göçmenlerin geçişini organize ettiği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmen akını İngiltere ve Fransa arasında uzun süredir gerilim sebebi. Bu faciayla göçmen dramı bir kez daha gündeme oturdu. Karşılıklı açıklamalar ve suçlamalar peş peşe geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la İngiltere Başbakanı Johnson, sorunun çözümü için mümkün olan her şeyi yapacağız mesajı verdi. Macron, Fransa'nın İngiltere'yi hedefleyen göçmenler için transit ülke olduğunu belirtti. Manş Denizi'nin göçmen mezarlığı olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Avrupa'da daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var vurgusu yaptı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, İngiltere'yi göç konusunu iyi yönetememekle suçladı. İngiltere'nin iş gücü piyasasının göçmenleri cezbettiğini söyledi. Bu alanda reform yapılması gerektiğini savundu. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Fransa'ya ortak devriye önerisinde bulunduklarını belirtti. İngiltere Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster da insan kaçakçılığını çökertmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu konuda sadece Fransa değil, Avrupalı müttefiklerimizle çalışmak istiyoruz dedi. Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Avrupa'ya geçme umuduyla bekleyişini sürdürüyor. Polonya sınır ihlallerinin sürdüğünü, iki kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde krizin çözümü için Belarus'la işbirliğine işaret etti. Rus ve Belarus ordusuna ait savaş uçakları ise İki ülke sınırında devre uçuşu yaptı. Ülkelerindeki çatışma, şiddet ve yoksulluktan kaçtılar. Avrupa'ya göç yolunda kendilerini yeni bir krizin ortasında buldular.
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumu yürekleri burkuyor. Üşüyorlar. Soğuk mu bura? Kamsalayla yatırım. Kamsala girdirim. Bunlara üstlerini örtürüm. Hatta biz soğuklar olmasın. Göçmenler Avrupa'nın kapılarını açacağını umut ediyorlar.